Herkese günaydın. Bugün 15 Şubat Pazartesi, ayı nihayet ortaladık ve yeni bir haftaya başladık. Dün 14 Şubat'tı ve kripto paralar yatırımcılarına adeta bir 14 Şubat hediyesi verdi. Fakat bu hediyenin ardından ise bir miktar kar satışları olsa da açıkçası biz bu kar satışlarını yine bir hediye gibi gördük. Çünkü fiyatlar oldukça şişmişti ve geçen hafta Tesla'nın haberinden, yani 8 Şubat'ta gelen Tesla haberi öncesinde zaten biraz keşe geçip daha sonrasında fiyatların oturmasını bekliyorduk. Ancak Tesla'nın gelen zamansız haberi piyasadaki neyin ucuz, neyin pahalı olduğunu, bu mevhumu bizim karıştırmamıza neden oldu. Ve piyasada özellikle alıcıların daha da vadesini kısıp al-sat şeklindeki o kısa süreli yatırımın vadesini de kısarak daha kısa karlarla, daha kısa uzunluktaki vadelerle alım satım yapması neden olmuştu. Ve geçen hafta sizlerle çok konuşmuştuk bu konuyu. Yatırımcı şu anda uzun vadeli beklemek yerine piyasanın daha fazla gideceğine inanmadığı için kısa vadeli hedefler koyarak devam ettiğini sizlerle tartışmıştık. Öyleyse çok fazla lafı uzatmadan önce büyük endekslerden başlayalım. Ardından da çok merak ettiğimiz kripto paralara bir göz atalım. İlk olarak bugünkü piyasa durumumuzda Çin ve Amerika'nın tatil olduğunu belirterek bu sabah Asya piyasalarına şöyle bir bakalım. Nikkei %2'nin birazcık gerisine kapattı ki geçen hafta rekorlar vardı. Amerika piyasası kapalı ama vadelileri açık. Vadelilerde de şu anda yarım puana yakın bir yükselişle hafif artıda seyrettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Avrupa tarafında risk iştahının canlı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu tarafta, yani kripto para piyasasındaki bu zayıf görünümün aslında risk iştahının kısılmadan kaynaklandığını söyleyemeyiz. Daha çok yatırımcıların artık hedeflerine ulaşıp kar alıp, daha doğrusu kar cebe yakışır diyerek buradaki karlarını alıp biraz daha beklemeye geçtiğini söyleyebiliriz. Aslında doğrusu da bu. Çünkü geçen hafta Tesla'nın haberi bizlere açıkçası tüm hedeflerimizi aldıktan sonra gelen yeni bir haber 50 bini dahi gösterememiş ve 50 bini gösteremediği için bizleri korkutmuştu. Ama şu anda korkulacaktan ziyade daha sağlıklı bir yükseliş için buradaki düzeltmelerin olması gerektiği şartını hatırlatmakta fayda var. Ve birazdan göstereceğimiz destek direnç bölgelerindeki geri çekilmelerle beraber yeniden alımlara geçip buralardaki kar realizasyonunu piyasanın artık çok fazla uzatma isteğinin olmadığını görüyoruz. Bu sabah Bitcoin 47.500 dolarda, Ethereum 1760'larda, Link 33 doların birazcık gerisinde, Litecoin ise %5 düşmesine rağmen 205 dolarda işlemlerini sürdürüyor. Gelelim CoinMarketCap haberlerine. CoinMarketCap'te de Bitcoin dominansını sürekli buradan takip ettiğimiz için burayı baz alıyoruz. %62'nin biraz daha aşağısındayız. Açıkçası altcoin'lerin burada tamamen kendisini koparıp götürebilmesi için Bitcoin dominansının en azından %60'ın gerisine inmesi gerekiyor. Ama şu anki durumda halen de Bitcoin'den kopamayan bir altcoin piyasası olduğunu görüyoruz. Her ne kadar altcoin'lerin buradaki getirisi daha yüksek olsa da henüz altcoin rallisinin %100 başladığını söylemek için Bitcoin dominansına göre oldukça erken. Zaten volatilite yeni yeni düşmeye başlıyor. Geçen hafta %101'lerde olan volatilite şu anda %86'lara gerilemiş durumda. Bu yüzden Bitcoin'deki 58 bin hedefimizi buradaki volatiliteye bağlı olarak da biraz daha günün veyahut da vadesini uzatarak bekliyoruz. Ama bekliyor muyuz? Bekliyoruz. O yüzden volatiliteyi takip etmek, 30'a bölüp en azından günde kaçlık hareket ettiğini, her şey lineer giderse bunu çarpıp 30'da, yani yaklaşık kaç günde oluşacağını tahmin ettiğimizi sizlere daha önce açıklamıştık. Şimdi gelelim Amerika'da çok tartışılan yardım paketine. Hatırlayacak olursanız 15 Nisan 2020 tarihinde ilk olarak hane halkına doğrudan, daha doğrusu onların posta kutusuna dağıtılan 1200 dolarlık çekler vardı. O günkü yatırımcı veyahut o günkü hane halkı yatırımcı olup Bitcoin'e yatırsaydı bugün şu anda 8.876 doları olacaktı. Yani 1200 dolarlık çek %640 yükselerek 8.876 dolara çıkacaktı. Şimdi bunu neden gündeme getirdik? Açıkçası burada takip etmemiz gereken bir yine Twitter adresi var. 1200 dolarlık yardım çeki bugün kaç eder? Yani bugün ne olur? Çünkü şu anda Biden hükümeti biliyorsunuz ki direkt hane halkına dağıtmak üzere 1200 dolardan ziyade 1400 ve hatta işsizlik maaşıyla 1900 dolarlara varabilecek bir yardım çeki planlıyor.
hatta bu pahalı mı değil mi şeklinde şu anda tartışmalar devam ederken neticede 1200 doların üzerinde bir rakam konuşuluyor. Ve özellikle burada Bitcoin'in son bir yıl içerisinde kendini göstermesi, o çeklerin %640 artması, bu piyasaya bu yardım yapıldıktan sonra yeni katılımcıların katılmasında yardımcı olabilir. Şimdi biz kripto paralar için düşüyor yorumunu yaptık. Yani burada kıpkırmızı bir tablo görüyoruz sanki. Ama sene başından bu yana baktığımızda Bitcoin'in %302, Ethereum'un %467, Litecoin ise %200'e yakın bir yükselişi söz konusu. O yüzden bu tarz yükselişleri artık bir düşüş ve hatta köpüğü alınmış bir fiyat gibi değil, tam tersi sağlıklı yükselişlerin gelmemesi için olması gereken hareketler diye savunabiliriz. Şimdi gelelim Tesla haberinden sonra Morgan Stanley haberine. Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bir biliyorsunuz ki Bitcoin yatırımı olacaktı ve aynı şekilde Tesla modellerinin de ödemelerini Bitcoin olarak almak için SEC'ye başvurmuştu. Şimdi ise Morgan Stanley'e bağlı bir fonun 150 milyar dolarlık bir parası var. Ama bu paranın tamamını Bitcoin'e yatırmayacaklarını çok iyi biliyoruz çünkü fon kurallarına aykırı. O yüzden şu anki durumda 150 milyar dolarlık Morgan Stanley'e bağlı, bağımsız ama bağımlı fonun ne kadarının Bitcoin'e yatıracağı çok önemli. Neticede Morgan Stanley isminin geçmesi dahi yatırımcıya ayrı bir güven veriyor. O yüzden böyle bir yatırım firmasının Bitcoin'e yatırım yapacak olması güzel bir haber, güzel bir reklam diyebiliriz. Hatırlayacak olursanız geçen hafta Mastercard ve Amazon'dan bahsetmiştik. Şimdi çok fazla Türkiye'de kullanılmasa da Apple Pay diye bir ödeme sistemi var. Aynı nasıl Apple Watch'unuzu ve hatta telefonunuzu gösterip karekod okutuyorsunuz ya, bu karekodla beraber Apple Support'ta, Apple Pay Support'ta ödemeler mevcut. Yani aynı kredi kartınızı temassız okutur gibi telefonunuzu okutarak ödeme yapıyorsunuz. Şu anda Mastercard'la birlikte bu ödemelerde daha doğrusu ödeme şirketlerinin ilgisi de kripto paralara kaymaya başladı. Çünkü yatırımcılardan, hane halkından, herkesten böyle bir talep var. Ve böyle bir talebi de kaçırmak istemedikleri için Mastercard, Apple Pay ve Amazon gibi şirketlerin şu anda Bitcoin piyasasına girdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz 7 gün içerisinde Bitcoin alımları Bybit tarafından sağlanan veriye göre Grayscale'de 4693 adet Ethereum alınmış. 92300 adet Bitcoin Ethereum alınmış. 4693 adet Bitcoin, 92300 adet ise Ethereum alınmış durumda. Ve halen daha Ethereum Cash'in ve hatta Bitcoin Cash'in biraz satıldığını ve hatta ufak dağılımlar olduğunu görsek de piyasa şu anda Ethereum ve Litecoin'in ağırlığını arttırmış durumda. Aynı şekilde Apple Pay haberinden sonra bir de Samsung Pay haberinden bahsedebiliriz. Şimdi buradaki şirketleri ön plana çıkarmamızın önemli bir nedeni var. Neden? 2021 yılının sonuna geldiğimizde şu anda madenciler tarafından çıkarılmayan %12'lik Bitcoin'in son %10'luk dilimine denk geleceğiz. O yüzden 2021 yılında şu anda her ne kadar yatırımcı katılsa bile bu bizim için önemli ve olumlu bir haber. Fakat 2021'den sonra kalan %10'luk Bitcoin kısmı için ne denli ölçülecek, ne denli paylaşılacak, pastada kim daha çok pay alacak, bunlar önemli olacak. Ve devamında Chainlink'in de yine burada bir film şirketiyle anlaşma yaptığını görüyoruz. Chainlink'i açıkçası çok beğeniyoruz. Geçen hafta da sizlere 25-26 dolarlardayken haber ettiğimiz Chainlink şu anda 31 doların hemen birazcık gerisinde diyebiliriz. Aynı şekilde Twitter ve Square'in CEO'su Jack Dorsey ile ünlü rapçi Jay-Z şu anda Endowment Bitcoin fonu kuracaklarını açıkladılar. Biliyorsunuz ki zaten Jack Dorsey'in buradaki kripto coin politik şirketine ne kadar fazla ödeme yaptığını biliyoruz. Keza Jay-Z'nin de burada katılması önemli. Daha önceki haberlerde 50 Cent'in yanlışlıkla 2014 yılında, daha doğrusu yanlışlıkla demeyeyim de reklam olsun diye 2014 yılındaki bir albüm satışını satmış, Bitcoin ödeme sistemi koymuş. Sadece Bitcoin'e biriken paranın bugünkü değerinde 20 milyon dolar olduğunu sizlere söylemiştik. Gelelim Jack McCabe'e. Jack McCabe biliyorsunuz ki Ripple'ın eski CEO'su. Geçtiğimiz günlerde yeniden Ripple satışına girdi ve 38 milyon adet Ripple'ı satarak 93 milyon Ripple'dan, daha doğrusu 22 milyon değerlik Ripple'dan
elde etmiş oldu. Şimdi gelelim Deutsche Bank'a. Deutsche Bank da kripto paralar, blockchain ve Bitcoin ve bu teknolojinin yeniden nasıl finans camiasına ve regülasyon camiasına şekillenebileceği konusunda bir araştırma yayınladı. O yüzden şu anda herkesin gözü Bitcoin'de. Yükselmeden önce, daha doğrusu düşük fiyatlardayken söylediğimiz Bitcoin'e kimse bakmazken, şu anda yükselirken herkesin bu piyasaya dönüp baktığını görüyoruz. O yüzden yükselirken değil, düşükten almak bu piyasanın mantığı. Dolayısıyla blockchain veyahut da Grayscale veyahut da Deutsche Bank veyahut da herhangi bir Morgan Stanley'in bu tarz girişimleri önemli fakat geç kalınmış haberler gibi gözüküyor. Şimdi gelelim zincir verilerine. Bitcoin'deki transaction yani işlem hacmi rekor kırdı. Aynı şekilde Ethereum'daki madenci gelirleri de oldukça fazla yükseldi. Ve devamında Link yeniden bir 5 ayın en yüksek seviyesinde işlem hacmi rekoru kırdı. Litecoin keza 3 ayın en yüksek işlem hacmi rekorunu kırdı. Aynı şekilde Bitcoin'in Ocak 2021 boyunca almış olduğu kripto para, daha doğrusu Bitcoin sayısı, madencilerin ürettiği Bitcoin sayısından 1,5 kat daha fazla durumda. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de uzun bir süredir aslında bir düzeltme hareketi bekliyorduk. Çünkü MACD yaklaşık 10 Şubat'tan bu yana ekside. Aynı şekilde momentumun da zayıf olduğunu görmekteyiz. Ancak yükseliş nereden başladı? 27 Ocak'tan başladı. 27 Ocak'tan bu yana geldiğimiz noktada Bitcoin 49.800, daha doğrusu 49.700 seviyesi en yüksek olarak test etti. Fakat burayı kırıp da 50 bine değmedi. Şimdi ise MACD ve momentumda negatif bir uyuşmazlık söz konusu. Herhangi bir kesişme veyahut da bu varların sıfırın altında satış ilmesini azaltan bir kısmı olmadığı için Bitcoin'i biraz daha beklemekte fayda var. 44.500 ve 42.600 Bitcoin'in destekleri. Şimdi gelelim Ethereum olan makasında. Bir türlü 0.03 seviyesini kırabilmiş değiliz. Burayı kırmamızla beraber açıkçası şöyle göstermek gerekirse şu anki fiyat seviyesinden %60'lık bir getiri potansiyeli söz konusu. O yüzden Bitcoin dominansının burada biraz daha gerilemesi gerekiyor. Keza Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki takoz formasyonu işlemeye başladı ve yükselen takozda aşağı doğru bir geri çekilme var. Aynı zamanda bunu indikatörler de olumlu fiyatlıyor. Keza şöyle bir baktığımızda da indikatörlerin aynı şekilde kırmızı bölgede satışlarını arttırdığını görüyoruz. Litecoin ise burada bir miktar oba yaptı fakat trendine değdi ve geri çekildi. 195 dolar seviyesinden geçen bu trende deyip tekrar toparlanma isteği var. Önümüzdeki dirençler 207, 220 ve 220 olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden 207, 210 ve 220 dolar seviyeleri Litecoin'de önemli olacak. Ripple ise aslında belki de en sağlam kalan para birimlerinin oldu. Yükselişlerinde özellikle o mahkemeden sonraki sert düşüşten itibaren başlayan turuncu, daha doğrusu mor trende tutundu. Ve bu mor trende tutulmasının ardından hedef Arlen'da 0.68-0.69 bölgesinde. O nedenle şu anki durumda Ripple'ı teknik olarak beğenmeye devam ediyoruz. Ancak davası olduğu için burada biraz daha dikkatli gitmek gerekiyor. Evet, gelelim Avax'a. Avax da son olarak 38 hatta 34 dolarlara kadar inmişti ve kanalın alt bandı değdi. Şimdi ise kanalın üst bandı aynı zamanda FIBO 38.2'lik dilime denk gelen 42.90 dolardan geçmekte. Avax'taki beklentilerimiz bir değer yatırımcısı olarak, tekrar ediyorum, bir değer yatırımcısı olarak 3 haneleri test etmek. Bu yarın 3 haneleri olacak diye değil. Değer yatırımcısı olmak daha farklı bir şey. Örneğin bir trader var, bir de bir Warren Buffett var. Trader gün içerisinde trade eder, Warren Buffett ise alır. En az 6 ay, 1 sene olmak üzere fonuna ekler. O yüzden biz genellikle Avax'ta değer yatırımcısı olarak aslında yorumlarımızı yapıyoruz. Ama kısa vadede geldiğimiz 32.60 dolar seviyesi hem de Fibonacci'nin %61.8'lik dilime denk gelen bir bölgesi. O yüzden şu anki durumda Avax'taki beklentilerimiz devam ediyor. Yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama 43 dolar seviyesine dikkat. Çünkü 43 dolardan tekrardan bir tepki gelebilir ve aşağı doğru geri çekilebilir. Gelelim BAT'a. BAT 2021 yılına itibaren izlediği yükseliş parabolik trendinden halen daha sürdürüyor. Bu yükselişten daha sonra 46 centlerden geçen bir yükseliş trendi aldık ve buraya tutunduk. Açıkçası Ripple açısından işler olumlu giderse Ripple'daki fiyat dönüşü
oldukça hızlı olacak ve şu anki durumda halen daha 70 dolarlara olan buradaki çift dibin beklentisinin halen daha devam ettiğini söyleyebiliriz. Geldik Algo'ya. Algo flama formasyonumuzu aldı ve bundan sonrası içinde Algo'da şu anda bir toparlanma var ve bu toparlanmayla birlikte 1.46 ve 1.50 dolar seviyeleri Algo'da direnç olarak çalışılacak. O yüzden buralara dikkat etmenizi öneririm. Keza Algo için şöyle bir baktığımızda halen daha kısa vadeli de olsa alçalan trendlerin hakim kıldığını görüyoruz. O yüzden yükseliş trendi devam etse de geri çekilmeleri bekleyip almak daha mantıklı olacak. Çünkü iki tane, bir ikinci, iki de minör trendimiz oluşmuş durumda. Link'te keza aynı şekilde istikrar hissesi diyoruz. Daha doğrusu temettü hissesine benzetiyoruz. Link sonunda geldi, kanalın üst bağına dokundu ve burası tam olarak 35,5 centlerden geçiyor. Yani link aslında olumlu verdi ve şu anda orta nokta olan 31 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gerçi 31'in üzerinde olursa buradaki seyrin 40 dolarlara doğru devam ettiğini söyleyebiliriz. Link'i çok beğeniyoruz. Projesini de beğeniyoruz. Aynı zamanda yeni bir film şirketiyle yaptığı anlaşmada link için ayrıca olumlu diyebiliriz. Dot hedefini gördü. 32.28'de bayrak hedefim vardı. Şu anda bu hedefini gördü ve devamında 23 dolar 30 cent boyunca bir miktar geri çekilme söz konusu olabilir. AVAX keza aynı şekilde alçalan kanaldayız fakat bir tepki veriyoruz. Ama bu tepkileri şu anda alayım yapmak yerine daha doğrusu biraz daha çıkarsa satım yapayım demek daha doğru olur. Çünkü şu anki durumda AVAX'ta 38.2'lik dilime denk gelen 0.590 seviyesinin kanal üst bandından geçtiğini görmekteyiz. Ve burası Fibonacci'nin en önemli bölgelerinden bir tanesi olduğu için AVAX'ta şu anda biraz daha beklemekte fayda var. Çünkü çok hızlı çıktı ve bir anda Amerikan faaliyetleri kesildi. O nedenle şu anda AVAX için biraz daha 32 dolarları beklemekte fayda var diyebiliriz. Herkese sabrı için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Hoşçakalın.